Ama sanki mahsus her seferinde biraz yatışır yatışmaz yine kendisini sinirlendiren şeylerden söz etmeye başlıyordu. Evet o kadın genç güzel ama benim gençliğimi güzelliğimi kimler aldı? Anla biliyor musun o ve çocukları. Artık ben onun uğruna yıprandım. Her şeyimi ona feda ettim. Şimdi pek tabii daha taze, bayağı bir yaratık hoşuna gidiyor. Herhalde aralarında benden söz etmişlerdir ya da daha kötüsü belki de hiç lafımı etmemişlerdir. Anlıyor musun? Gözleri yine hınç ve nefretle tutuştu. Ve bütün bunlardan sonra kalkıp bana diyecek ki, "Sanki ben ona inanacak mıyım?" Asla. Hayır. Artık her şey, çalışmalarımın, acılarımın avuntusunu, mükafatını teşkil eden her şey bitmiştir. İnanır mısın? Az önce giriş şeyi çalıştırıyordum. Eskiden bu benim için bir zevkti. Şimdi ise bir acı. Ne diye uğraşayım, çaba harcayayım, ne diye çocuklarım olsun. İşin en fecisi, ruhumun birdenbire altüst olması, aşk ve şefkat yerine kalbimin ona karşı sadece hınçla, evet hınçla dolmasıdır. Onu öldürebilirim. Dolicim, canım benim, anlıyorum ama kendini böyle harap etme. Öylesine hakarete uğramışsın, öylesine heyecanlısın ki birçok şeyleri olduğu gibi görmüyorsun. Doli yatıştı. İki dakika kadar sustular. Ne yapmalı? Düşün. Anne bana yardım et. Ben her şeyi çok düşündüm. Hiçbir çare bulamadım. Anne da bir şey bulamıyordu. Ama yüreği yengesinin her sözüne, yüzünün her anlatımına hak veriyordu. Nihayet ben bir şey söyleyeceğim diye başladı. Ben onun kardeşim onun karakterini o her şeyi her şeyi unutma kabiliyetini o kendini büsbütün kaptırma ama buna karşılık büsbütün pişman olma kabiliyetini bilirim o şimdi yaptıklarına inanmıyor bunları nasıl yapabildiğini anlamıyor doli onun sözünü keserek hayır anlıyor anlıyordu dedi ama ben sen beni unutuyorsun sanki bana daha mı kolay dur İşi bana açtığı zaman ne yalan söyleyeyim senin durumunun bütün korkunçluğunu henüz anlamamıştım. Ben o zaman yalnız onu ve aile düzeninin bozulduğunu gördüm. Ona acıdım. Ama seninle konuşunca bir kadın olarak başka bir şey görüyorum. Senin çektiğin acıları görüyorum. Sana ne kadar acıdığımı anlatamam. Ama Dolly yavrucuğum senin acılarını tamamıyla anlıyorum. Yalnız bilmediğim bir şey var. Yüreğinde ona karşı hala ne ölçüde bir sevgi olduğunu bilmiyorum. Bu sevginin onu bağışlayacak kadar olup olmadığını sen bilirsin. Yüreğinde böyle bir sevgi varsa onu bağışla. Dolly, hayır diye başladı. Ama Anna bir kez daha onun elini öperek sözünü kesti. Ben dünyayı senden daha iyi tanırım dedi. Sitiva gibi adamları onların bu işe nasıl baktıklarını bilirim. Sen onun o kadınla senden söz ettiklerini söylüyorsun. Böyle bir şey olmamıştır. Bu çeşit insanlar eşlerini aldatabilirler. Ama aile ocakları, eşleri onlar için kutsaldır. Aslında küçümsedikleri bu kadınlar aile hayatlarına engel olmazlar. Onlar aileleriyle bu kadınlar arasında aşılmayan bir çeşit sınır çizerler. Ben bunu anlamıyorum ama bu böyle. Evet ama onu öptü. Dolly dur yavrucum. ben Stiva'yı sana aşık olduğu sıralarda görmüştüm. Bana gelip senden söz ederken ağladığı zamanları da hatırlıyorum. Sen onun için bir şiir, bir yüksek varlıktın. Seninle ne kadar çok yaşadıysa onun gözünde öylesine çok yükseldiğini biliyorum.'' Her sözünde doli şaşılacak bir kadındır demesi kimi zaman onunla alay etmemize sebep olurdu sen onun için her zaman tanrısal bir varlıktın ve tanrısal bir varlık olarak kaldın o gönül kaptırmasına gelince ruhuna işleyen bir şey değil o evet ama ya bu gönül kaptırma tekrarlanırsa benim anladığıma göre tekrarlanmaz peki ya sen bağışlayabilir miydin? Anna: Bilmiyorum. Bir yargıda bulunamam, dedi. Biraz düşündükten sonra, Evet, bağışlayabilirdim, diye ekledi. Durumu kafasında muhakeme ettikten ve iç terazisinde tarttıktan sonra şunları söyledi: Evet, yapabilirdim, bunu yapabilirdim. Bağışlayabilirdim. Aynı kadın olarak kalmazdım ama bağışlayabilirdim hem de sanki böyle bir şey olmamış gibi, hiç olmamış gibi bağışlardım. Dolly sanki birçok kez aklından geçirdiği bir şeyi söylüyormuş gibi hızla sözünü keserek ''Pek tabii'' dedi. ''Yoksa bu bir bağışlama olmazdı. Bağışladıktan sonra büsbütün, büsbütün bağışlamalı. Sonra ayağa kalkarak ''Hadi gel de seni odana götüreyim'' diye ekledi. Giderlerken Dolly Anna'yı kucaklayarak ''Sevgilim gelişine öyle sevindim ki'' dedi. Acım azaldı. Çok azaldı. Anna o gün bütün gününü evde yani Oblonskiler'de geçirdi ve kimseyi kabul etmedi. Çünkü gelişini öğrenmek fırsatını bulan ahbaplarından bazıları hemen o gün ziyaretine koşmuşlardı. Yalnız öğle yemeğini mutlaka evde yemesi için kardeşine bir tezkere gönderdi. Gel Allah yardımcımızdır diye yazdı. Oblonski öğle yemeğini evde yedi. Konuşma umimi oldu. Karısı sen diye hitap ederek onunla konuştu. Oysa ki eskiden böyle olmazdı. Karı ile koca arasında aynı soğukluk sürüp gidiyor ama artık ayrılmaktan söz edilmiyordu. Stepan Arkadievich bir anlaşma ve uzlaşma ihtimalini görüyordu. Öğle yemeğinden hemen sonra kiti geldi. Anna Arkadyevna'yı tanıyordu ama çok az. Şimdi ablasına biraz da herkesin böylesine övdüğü bu Petersburglu yüksek sosyete hanımının kendisini nasıl karşılayacağı korkusu içinde gelmişti. Ama Kitty Anna Arkadyevna'nın hoşuna gittiğini hemen anladı. Anna herhalde Kitty'nin gençliğine ve güzelliğine bir hayranlık duymuş olsa gerekti. Kiti daha kendini toplamaya fırsat bulmadan sadece annanın etkisi altına düştüğünü duymakla kalmadı, genç kızların evli ve kendilerinden yaşlı kadınlara karşı duymaya yatkın oldukları bir sevgiyle ona bağlandığını hissetti. Anna bir sosyete hanımefendisine ya da sekiz yaşlarında bir çocuk annesine benzemiyordu. Gözlerinin Kiti'yi şaşırtan ve kendine çeken ciddi kimi zaman üzgün anlatımı olmasa hareketlerinin kıvraklığıyla, tazeliğiyle, kah gülümseyişinde, kah bakışlarında yer eden yüzünün canlılığıyla daha çok 20 yaşlarında bir kıza andırırdı. Kiti annanın tamamiyle sade ve samimi bir insan olduğunu ama onun meraklarının erişemediği yüksek bir dünyası, karmaşık ve şairce bir dünyası olduğunu hissediyordu. Yemekten sonra Dolly kendi odasına gidince Anna hızla yerinden kalktı. Bir puro içmekte olan kardeşine yaklaştı. Neşeli neşeli göz kırpıp üzerine istavros çıkararak ve gözleriyle kapıyı göstererek "Sitiva, git." dedi. "Allah yardımcın olsun." Sitiva sigarasını attı. Kız kardeşinin ne demek istediğini anlayarak kapının arkasında kayboldu. Stefan gidince Anna çocuklarla çevrili olarak oturduğu kanepeye döndü. Annelerinin bu halayı sevdiğini gördükleri için midir? Yoksa kendileri de bu halada özel bir güzellik buldukları için midir? Çocukların iki büyüğü, onların arkasından küçükleri, çocuklarda sık sık görüldüğü üzere daha öğle yemeğinden önce yeni halaya yapışmışlar, ondan bir türlü ayrılmıyorlardı. Aralarında elden geldiği kadar halaya daha yakın oturmak, ona dokunmak, onun küçücük elini tutmak, öpmek, yüzüğüyle oynamak ya da hiç değilse elbisesinin kıvrımlarını ellemek gibi oyuna benzer bir şeyler düzenlemişlerdi. Anna yerinde otururken, e haydi haydi bundan önce oturduğumuz gibi oturalım dedi. Grisha yine başını halasının eli altına koydu. Başını Robuna dayadı yüzü gururla, mutlulukla parladı. Anna Kitty'ye dönerek, ''Öyleyse şimdi balonuz ne zaman?'' dedi. ''Gelecek hafta. Hem de çok güzel bir balo. Bu her zaman eğlenceli geçen balolardan biri.'' Anna ince bir alaycılıkla, her zaman eğlenceli geçen balolar da var mı? Tuhaf ama var işte. Bobriş çevlerin balosu her zaman eğlenceli geçer. Nikitinlerin de öyle. Meşkovların balosu ise her zaman sıkıcıdır. Buna hiç dikkat etmediniz mi? Anna, hayır yavrum, benim için artık eğlenceli balo yok, dedi. Kitty, Anna'nın gözlerinde kendisine açık olmayan o özel dünyayı gördü. Benim için ancak daha az yorucu ve daha az sıkıcı balolar var. Nasıl olur da siz balodan sıkılabilirsiniz? Anna sordu. Ben balodan niye sıkılmayayım? Kiti bu soruya nasıl cevap vereceğini Anna'nın bildiğini fark etti. Çünkü siz her zaman herkesten güzelsiniz. Anna'nın kızarma kuyu vardı. Kızardı ve birincisi hiçbir zaman dedi. İkincisi dediğiniz doğru da olsa bunu ben ne yapayım? Kitty siz baloya gidecek misiniz? diye sordu. Anna Öyle sanıyorum ki gitmemek olmayacak dedi. Sonra kolayca çıkabilen bir yüzüğü ince beyaz parmağının ucundan çıkarmaya çalışan Tanya'ya dönerek "Al onu işte." diye ekledi. "Kiti, giderseniz çok sevineceğim." dedi. "Balo'da sizi görmeyi öylesine isterdim ki." Anna, "Gitmek gerekirse, hiç değilse bunun sizi sevindireceği düşüncesiyle avunacağım." dedi. Sonra Grisha'nın oynamakta olduğu dışarı çıkmış bir saç buklesini düzelterek ''Grisha rica ederim elleme'' diye çıkıştı. Zaten saçma, saçlarım darmadağın oldu. Kitty ''Sizi baloda leylak rengi bir tuvaletle gözümün önüne getiriyorum'' dedi. Anna gülümseyerek ''Neden ille de leylak rengi?'' dedi. Sonra çocukları kendinden uzaklaştırarak ve yemek odasına göndererek Haydi bakalım çocuklar diye ekledi. Duyuyor musunuz? Miss Hall sizi çaya çağırıyor. Sonra yine Kitty'ye dönerek "Beni baloya niçin çağırdığınızı biliyorum." dedi. "Siz bu balodan çok şeyler bekliyorsunuz. Siz herkesin bu baloya gelmesini, herkesin buna katılmasını istiyorsunuz." "Bunu nereden biliyorsunuz?" "Evet, doğru." Anna devam etti. Ah ne güzel bir çağdasınız. İsviçre dağlarındaki sisleri andıran bu mavi sisi hatırlıyor ve biliyorum. Bu sis çocukluğun bitmek üzere olduğu bütün o mutlu çağı örter. Ve bu mutlu, neşeli, geniş çevreden gittikçe darlaşan bir yol meydana gelir. Uzayıp gider. Bu yol ışıklı ve çok güzel görünmekle birlikte buraya girmek hem hoş hem korkunçtur. Buradan geçmeyen kim var? Kiti sessizce gülüyordu. Anna'nın kocası Aleksey Aleksandrovich'in şiirle ilgisi olmayan dış görünüşünü hatırlayarak acaba Anna bu yoldan nasıl geçti? Onun bütün yaşantısını bilmeyi ne kadar çok isterdim diye düşündü. Anna bazı şeyler biliyorum diye devam etti. Stiva bana anlattı. Sizi tebrik ederim. Wronski'ye garda rastladım. Çok hoşuma gitti. Kitty kızararak ''Aa o orada mıydı?'' diye sordu. ''Stiva size ne anlattı?'' ''Anna, Stiva bana hepsini anlattı. Çok sevindim.'' dedi ve sözlerine devam etti. Dün Wronski'nin annesiyle beraber yolculuk ettim. Bana hep oğlundan söz etti durdu. Annesinin sevgilisi. Annelerin nasıl tarafsız olmadıklarını bilirim. Ne var ki? Anne size neler anlattı? Aa birçok şey. Onun annesinin en sevgili oğlu olduğunu biliyorum. Ama yine de şövalye ruhlu olduğu belli. Ne bileyim örneğin annesi onun bütün malını kardeşine vermek istediğini, daha çocukluğunda görülmemiş bazı şeyler yaptığını, bir kadını suda boğulmaktan kurtardığını anlattı. Anna gülümseyerek ve garda onun verdiği 200 rubleyi hatırlayarak bir kelimeyle kahraman diye ekledi. Ama bu 200 rubleden söz etmedi. Bunu hatırlamak nedense hoşuna gitmemişti. Bunda kendisini ilgilendiren ve olmaması gereken bir şey olduğunu hissediyordu. Anna sözüne devam ederek, Kontes kendisini ziyaret etmemi çok rica etti. Ben de bu ihtiyar kadını görmekten çok sevineceğim. Yarın ona gideceğim. Kitty'nin sezdiğine göre bir şeylerden hoşnutsuzluk duyan Anna konuşma konusunu değiştirerek ve ayağa kalkarak Neyse Allah'a şükür Sitiva uzunca bir süre Dolly'nin odasında kaldı diye ekledi. Çaylarını bitiren ve Anna halanın odasına koşan çocuklar hayır ilkin ben hayır ben diye bağırışıyorlardı. Gülerek çocuklara doğru koşan Anna hepiniz birlikte dedi ve sevinçten kaynaşan çığlıklar atan bu çocuk kalabalığını kucaklayıp yuvarladı. Dolly büyüklerin çay saatinde odasından çıktı. Stepan Arkadyevich çıkmadı. O anlaşılan karısının odasından arka kapıdan çıkmış olacaktı. Dolly Anna'ya dönerek yukarıda üşümenden korkuyorum dedi. Seni aşağı kata almak istiyorum. Hem birbirimize daha yakın oluruz. Anna Dolly'nin yüzüne bakarak ve barışıp barışmadıklarını anlamaya çalışarak ''Rica ederim, beni merak etmeyin.'' Dolly, burası daha aydınlık olur, dedi. ''Şunu bil ki ben bir tarla faresi gibi her yerde her zaman uyuyabilirim.'' Çalışma odasından çıkan ve karısına seslenen Stefan Arkadyevich, ''Neden söz ediyorsun?'' diye sordu onun ses tonundan Kitty de Anna da barıştıklarını hemen anladılar. Dolly kocasına dönerek Anna'yı aşağıya almak istiyorum diye cevap verdi. Ama perdelerin yerini değiştirmek gerekiyor. Bunu da benden başkası beceremez. Dolly'nin soğuk ve sakin edasını gören Anna tamamıyla barışıp barışmadıklarını Allah bilir diye düşündü. Kocası ah Dolly hep işleri güçleştiriyorsun dedi. İstersen bunların hepsini ben yapayım. Anna, evet herhalde barışmışlar diye düşündü. Dolly, hepsini nasıl yapacağını biliyorum dedi. Matve'ye yapılmaması gereken şeyleri yapmasını emredeceksin. Sonra da kalkıp gideceksin. O da her şeyi karma karışık edecek. Dolly bunları söylerken her zamanki alaycı gülümseme dudaklarının ucunu büzdü. Anna, Allah'a şükür tamamıyla tamamıyla barışmışlar diye düşündü ve buna kendisinin sebep olduğuna sevinerek Dolly'ye yaklaşıp onu öptü. Stepan Arkadyevich belli belirsiz bir gülümseme ile karısına dönerek hiç de öyle değil dedi. ''Matvey ile beni niçin böyle küçümsüyorsunuz? Bütün bu akşam süresince Dolly her zamanki gibi kocasına karşı hafifçe alaycı bir tavır takınmıştı. Stepan Arkadievich ise sevinçli ve neşeliydi, ama bu sevinç ve neşesi bağışlanmış olmasının suçunu unutturmadığını gösterecek kadar sınırlıydı. Saat dokuz buçuğa doğru Oblonskilerin çay masası başında geçen, özellikle sevinçli ve hoş aile konuşması, görünüşte çok basit bir olayla bozuldu. Bu basit olay nedense herkese tuhaf göründü. Petersburglu ortaklaşa dostlardan söz edilirken anne hızla yerinden kalktı. Onun benim albümümde resmi var dedi. Sonra da gururlu anne gülümseyişiyle ekledi. Hem de bu vesile ile size Seryoja'mı göstereyim. Saat ona doğru genel olarak oğluna iyi geceler dilediği, çoğu zaman da baloya gitmeden önce onu kendi eliyle yatırdığı bu saatlerde Oğlundan böyle uzak oluşuna hüzünlenmişti. Ne konuşulursa konuşulsun nafile. Onun aklı fikri hep kıvırcık saçlı Seryojas'ındaydı. Oğlunun resmine bakmak ve oğlu üzerine konuşmak isteğine kapıldı. Çıkan ilk bahaneden yararlanarak ayağa kalktı. Hafif ve canlı yürüyüşüyle albümü getirmeye gitti. Yukarıya onun odasına çıkan merdiven ısıtılmış büyük giriş Merdivenin sağlığına açılıyordu. Anna tam salondan çıkarken kapıdan zil sesi geldi. Dolly, kim olabilir?" dedi. "Kiti ise beni almaya geldilerse erken, bir ziyaret içinse çok geç." düşüncesini ileri sürdü. "Stefan Arkadiyeviç herhalde evrak getirmişlerdir." dedi. Anna merdivenin yanından geçerken hizmetçinin gelen ziyaretçiyi haber vermek için yukarıya koştuğunu, ziyaretçinin de aşağıda lambanın altında durduğunu gördü. Anna aşağıya bakınca Vronsky'yi hemen tanıdı ve yüreği nedense birdenbire tuhaf bir sevinç duygusuyla aynı zamanda korkuyla çarptı. Vronsky paltosunu çıkarmadan ayakta duruyor ve cebinden bir şeyler çıkarıyordu. Anna merdivenin ortaları hizasına geldiği zaman Vronsky gözlerini kaldırdı. Onu gördü. Yüzünde utangaç ve ürkek bir anlam belirdi. Anna hafifçe başıyla selam vererek geçti. Onun arkasından Stepan için Vronsky'yi içeri girmeye çağıran gürültülü sesiyle bu çağrıyı reddeden Vronsky'nin hafif yumuşak, sakin sesi duyuldu. Anna albümle geri döndüğü zaman Vronsky artık gitmişti. Stepan Arkadyevich onun Moskova'ya gelen ünlü bir kişinin onuruna verecekleri öğle yemeği üzerine bilgi almak için uğradığını anlatıyordu. Stepan Arkadyevich bir türlü girmek istemedi diye ekledi. Tuhaf bir adam. Kiti kızardı. Vronsky'nin niçin geldiğini, niçin içeri girmek istemediğini, yalnız kendisinin anladığını sanıyordu. Bize gitti. Beni bulamayınca burada olduğumu düşündü. Vakit geç olduğu, Anna da burada bulunduğu için girmek istemedi diye düşündü. Hepsi de bir şey söylemeden birbirlerine baktılar ve Anna'nın albümünü incelemeye koyuldular. Bir adamın saat dokuz buçukta bir dostunun evine gelerek tasarlanan öğle yemeği üzerinde bilgi almak istemesinde ve içeriye girmeyişinde ne bir fevkaladelik ne de bir tuhaflık vardı. Ama nedense bu herkese tuhaf göründü. Hepsinden de çok Anna bunu hem tuhaf hem de kötü buldu.